Evet sevgili izleyiciler, tekrar World Türk ekranlarında sizlerleyiz. Sağlıklı Günler adlı programda. Her zaman diyorum ya, her hafta birbirinden değerli konuklarım oluyor stüdyomda. Ve sağlık alanında sizleri bilgilendiriyoruz. Çok yakın zamanda inşallah sorularınızı da alacağız. Çünkü hani her zaman söylüyorum ya, programı evet biz yapıyoruz. Ama hani sizlerden de sorular geldiği zaman... Tabii daha bir hani iştirak olduğu zaman daha bir güzel oluyor, daha bir iyi oluyor. Yine bugün stüdyomuzda çok değerli konuklarımız var. Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nden iki değerli konuğum. Başhekim yardımcısı Çiğdem Hanım, ben böyle kısa kısa diyeceğim, sonra kendilerini tanıtacaklar. Ve yoğun bakım uzmanı Doktor Kübra Hanım var. Ve ben çok fazla zamanı hani geçirmek istemiyorum. Hemen konuklarıma dönüyorum ve kendilerini tanıtmasını istiyorum. Çiğdem Hanım, hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım. Hoş gördüm. Öncelikle bize bu yayında söz hakkı tanıdığınız için teşekkür ederim. Ben Doktor Çiğdem Akkuş, dahiliye uzmanıyım. Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak çalışmaktayım. Evet. Belli alanlarımla birlikte genel yoğun bakım ve reanimasyon yoğun bakımından da sorumluyum. Sorumlusunuz. Vanlı mısınız? Iğdırlıyım. Iğdırlısınız. Ama burada Van'da büyüdüm. Van'da büyüdünüz. Evet. Artık Vanlı oldunuz galiba. Ben de öyle sayıyorum. Hep öyle derler ya. Hani, ben de öyle sayıyorum. Mesela çok insan var. İşte hani farklı bir yerden, gerek babasının görevi nedeniyle veya işte çok önceden gelmiş olan insanlar. Çocuklukta burada büyüyorlar, burada okuyorlar. Sonra sorduğunuz zaman iki arada bir derede kalıyorlar. Nereliyim diyeyim ben? Vanlı mı diyeyim? Başka bir yerli mi diyeyim falan, böyle oluyor. Kübra Hanım, tanıyalım sizi de. Merhaba. Kübra Saçar Kübüç ben. Evet. Yaklaşık 1,5 senedir Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde erişkin yoğun bakım uzmanı olarak çalışıyorum. Evet. Ben doğma büyüme İstanbul'luyum. Oo, güzel. Evet, İstanbul'dan geldim mecburi hizmet dolayısıyla. Evet. Ben de dahiliye uzmanıyım. Asıl ana branşım o. Dahiliye uzmanlığı üzerine 3 senelik bir yoğun bakım uzmanlığı aldım. 3 senelik eğitim sonrasında. Evet. Sonrasında da Van'da şimdi çalışmaya devam ediyoruz birlikte. Yan dal oluyor değil mi? Evet, yan dal oluyor. Ana dal, evet, üzerine eğitim. Çünkü hani programdan önce de ben sordum ya. Yani evet, sağlığın içindeyiz sevgili izleyiciler ama hani her şeye de vakıf olamıyoruz. Yoğun bakım uzmanlığı ne zamandan beri var diye böyle bir soru sordum ben. Hı hı. Çok da tuhaf gelmese gerek ama bana tuhaf geldi, nasıl bilmiyorum. Bu arada dahiliye, siz de dahiliye uzmanıydınız. Dahiliyenin kaç tane yan dalı var? Gastroenteroloji var değil mi? Yoğun bakım, evet, yoğun uzmanlığı bakım var. Endokrin var. Endokrin var. Nefroloji. Nefroloji de. Tabii ki hematoloji, onkoloji, romatoloji, geriatri. Ya. Dahiliyenin yan dalları. Tabii ki. Aynen. Bunda da yine bir sınava giriyorsunuz. Evet. Yine belli bir dönem, bir 3 yıl kadar süren bir eğitim, evet, alıp ve ayrıca bir yan dal uzmanı oluyorsunuz. Evet, yani işte diyorum ya, ana dal, dahiliye ve dalları, ne kadar güzel. Aslında yoğun bakım uzmanlığı sadece dahiliyeden değil. İşte genel olarak aslında halk arasında da bildiğimiz gibi ve çoğunlukla yoğun bakım uzmanı olmayan yerlerde yoğun bakımlar anestezi ve reanimasyon uzmanları tarafından, evet, yürütülüyor. Evet. Ayrıca enfeksiyon hastalıkları, nöroloji bölümü, evet, ve genel cerrahi yine ana bilim dallarının üzerine eğitim alarak yoğun bakım uzmanı olabiliyorlar. Evet, yani çünkü ben de öyle biliyordum, anestezinin yan dalı, hı hı, gibi biliyordum ama demek yok ki yok. Evet. Şimdi şöyle hemen konulara geçelim mi, sorulara geçelim mi? Olur. Çünkü sizlerin işiniz gerçekten çok yoğun. Hani, hı-hı, hastanede görüyorum. O kadar yani nasıl söylesem, çok farklı bir yerde çalışıyorsunuz. Yoğun bakım çok yoğun bir yer. Sonra mesela düşünsenize, sürekli hani ekslerin olduğu, yani ölümlerin olduğu, hı-hı, hemen hemen yer. Yani bazen çok trajik şeyler de yaşayabiliyorsunuz. Bu bizler vatandaş olarak, bizler de bunlarla karşılaşıyoruz. İşte sevdiğimiz bir insanın vefatı ve bunu birebir bizim söylememiz gerekiyor. Bu çok büyük bir sorumluluk. Evet. Yani onun için evet, bence hastanenin göz bebekleri diyebilirim, yoğun bakım diyebilirim. Evet, ben Eğitim Araştırma Hastanesi Çiğdem Hanım, hemen sizlerle başlayalım.
Yoğun bakım yatak kapasiteniz kaç? Biraz yoğun bakımınızı anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şöyle benim baktığım iki alan var. Genel evet. yoğun bakım ve reanimasyon yoğun bakım. Tabii ayrıca hastanemizde KVC, kardiyoloji, çocuk yoğun bakım, yeni doğan alanları da var. Ben size reanimasyon ve genel yoğun bakımdan bahsedeceğim. Evet. Reanimasyon yoğun bakımımız 29 yatak 3. basamakla hizmet vermekte. Hı hı. Bu 29 yataktan 3 yatağımız izolasyon odası olarak kullanıyoruz. Geriye kalan 26 yatağımız da 3. basamak yoğun bakım hizmeti veriyor. Evet. Bir de ayrıca genel yoğun bakımımız var. Genel yoğun bakımımızda 17 3. basamak yatak, 4 tane nöroloji için 2. basamak yoğun bakım ve 4 tane de inme ünitesi olarak içinde yine hizmet vermekteyiz. Tabii şu an genel yoğun bakımımızla ilgili iki yürüyen ayrı çalışmamız var. Kış dönemi olduğu için biraz özellikle göğüs hastalıklarına çok fazla yoğun bakım ihtiyacı ilde hasıl oldu. Bundan dolayı önümüzdeki hafta 3. basamak yatak kapasitemi 23'e çıkaracağım. Daha arttıracaksınız. Tabii daha da arttıracağız. Yani biz ilin dinamiklerine göre, ilin ihtiyaçlarına göre çok hızlı şekilde organize olabilen bir hastaneyiz. Evet. Özellikle COVID sürecinde bu konuda bayağı bir deneyimli olduk. Çok hızlı şekilde organize olup yatak kapasitemizi de arttırabiliyoruz. Evet. Ve ayrıca genel yoğun bakım kısa bir sürede sonra tadilata girecek. Daha donanımlı, daha böyle ileri teknolojiyle sahip bir yoğun bakıma çevirme projemiz de mevcut. Evet. Bu arada bizleri izleyen yani çok sevdiğimiz dostlarımız, çalışma arkadaşlarımız var. Başhekim yardımcılarımız. Cezmi abi var, şimdi izliyor. Selamları var. Sevcan Hanım'a da selamlar gönderelim. Gökhan Bey'e ve izleyen herkese selamlarımızı gönderiyorum. Yani hani klasiktir ama bir el sallayalım falan diyeceğim. Bir de bir dost diye göndermiş. Böyle hani yapmıştık ya bunun şeyini, esprisini. Evet, devam edeceğiz. Bu arada hasta profiliniz nelerdir? Size sorsam. Şimdi Kübra aslında Hanım. Bizim ismimizde yatıyor. Yani yoğun evet. bakım, erişkin ve yoğun bakım gerektiren hastalarımız var. Evet. Bunlar neler? Yoğun tedavi ve takip gerektiren hastalar aslında. Yani baktığınızda organ yetmezliği gelişen, işte çeşitli enfeksiyonlar, kanser ya da kronik hastalıklar dolayısıyla artık vücudun kendi sistemik olarak yetemediği durumlarda yoğun bakım ve takip gerektiren duruma gelmiş hastaları biz yoğun bakımımıza kabul ediyoruz. Aslında sadece bu hastalar değil, işte trafik kazaları, yüksekten düşme, travmalar, bu gibi durumlarda da hastalar yine bize geliyor. Ve ameliyat sonrası postop dediğimiz dönemde de ameliyat sonrası yakın takip gerektiren hastaları da yine biz takip ediyoruz. Evet. Şimdi hani dedim ya, programın başında çok yoğun bir yerde çalışıyorsunuz. Yani çok aktif yani çalışıyorsunuz. Bu arada sizin iş arkadaşlarınız, yani mesai arkadaşlarınızın da hani yeterli olması gerekiyor. Kaç hemşireniz var? Şimdi biz alanda toplamda 29 yatağımız var. Evet. Ve yönetmelik gereği 3. basamak yoğun bakım hizmeti verdiğimiz için 2 hastayı bir hemşire takip edecek şekilde çalışıyoruz. Hatta bazen öyle yakın takip ve tedavi gerektiren hastalarımız oluyor ki birebir takip ettiğimiz biri oluyor. Bir hemşire sadece bir hastaya bakıyor mesela. Ona göre planlamamızı yapıyoruz. Evet. Yoğun bakımlarda, yani hanginize sorayım bilmiyorum ama yoğun bakımlarda görev yapan branşlar nelerdir? Mesela branşlar demeyeyim de meslek grubu diyeyim. İşte hemşirelerdir, yoğun bakım uzmanlarıdır. Anestezi uzmanlarıdır. Başka kimler görev yapıyor? Aslında biz hastanın yoğun bakımda tamamen takibi bize kalıyor. Yani hastanın tabii ki yaşamsal fonksiyonlarını destekliyoruz. Hı-hı. Ama bir yandan temizliği, bakımı, işte beslenmesi, her şeyi ve gereken önlemlerin alınmasına yönelik sürekli bir çalışma halinde olmamız gerekiyor. İşte hastalar enfeksiyon kapmamalı, işte gerekirse defekasyonları olduğunda temizlenmeli, vücut banyoları yaptırılmalı gibi.
Bu hizmetlere yönelik işte bizim kaliteden temizlik personellerimiz var. Hasta transferinde yine yardımcı olan personellerimiz var. Tabii ki hekim arkadaşlardan da işte pratisyen hekimden uzman, yoğun bakım uzmanına kadar çeşitli kademelerde hekimlerimizle yönlendiriyoruz. Evet. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Tabii ki. Ayrıca yoğun bakımlarımızda diyetisyenimiz, fizyoterapistlerimiz de hizmet vermekte. Yani evet. Gerçekten yoğun bakım bir ekip işi. Bir de manevi destek var galiba. Evet, hastanemizde manevi destek bölümümüz de mevcut. Evet. Bu çok, yani duyunca çok hoşuma gitmişti. Tabii hastanemizde manevi destek bölümümüz de çalışıyor. Ayrıca hani hem manevi destek birimimizle beraber ortak yürüttüğümüz mesela organ nakli için de hastalarımız bazen mesela o son reddeye gelince organ nakli kararı verdiğimiz organ nakli birimimiz var. Ve o noktada da hani manevi destekten destek alabiliyoruz. Bunlar da tabii ki hastalarımıza çeşitli programlarla, şeylerle destekliyorlar. Evet. Kübra Hanım, siz COVID döneminde de kaç yıldır Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ndesiniz? Benim 1,5 sene oldu. Aslında COVID'in son dalgasında çalıştım Van'da. Evet. Daha önce İstanbul'daydım. Burada yoğun bir tempoda çalıştık. Özellikle 3. dalgada neredeyse tüm yoğun bakımlarımızı COVID yoğun bakım olarak takip etmek zorunda kaldık. Ama tabii ki bir ekip olarak üstesinden gelebildik. Hani düzenlemelerle ve aslında fedakarlıklarla çoğu zaman mesai saatlerinin dışına taşarak ama hastanın faydasına yönelik herkes elinden geleni yaparak bir şekilde atlattık o dönemi de. Evet. Çiğdem Hanım, yoğun bakımımız yani Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakımı COVID döneminde çok iş düştü oraya. Evet. Yani yeteri derecede hizmet verdiğini düşünüyor musunuz? Aslında şu soruya şöyle güzel bir cevap da verebilirim. Evet. Ben COVID sürecinde Çatak Devlet Hastanesi'nde çalışıyordum. Ben bir yıldır yaklaşık buradayım. Çatak Devlet Hastanesi'nde ben de COVID hastası takip ediyordum. Ve şunu gerçekten söyleyebilirim çok rahat. Hiçbir hastam geri çevrilmedi. Yani her hastam neredeyse kabul edildi. İl dışına veya başka bir yere göndermek durumunda kalmadım. Takip edebildiğimi kendim takip ettim. Beni aşan ilçe koşullarındaki hastaları buraya da göndermek istediğimde hiçbiri geri çevrilmedi. Bu bile dışarıdan bakınca ne kadar iyi sistemin çalıştığını görmek adına güzel bir şey. Sonradan gelip bir de kendim de çalıştım. COVID'in son dalgasında ben de vardım. Biz gerçekten yine söylediğim gibi çok hızlı organize olabiliyoruz. Biz yeri geldi İstanbul Hastanesi'ni bile orada yoğun bakımları aktif hale getirip hastaları tabii ki ek hizmet binamızı kullandık. Evet. COVID'in düştüğü süreçlerde mesela yeri geldi oraları kapatıp ki biliyorsunuz bizim şu anki reanimasyon yoğun bakımımızda 2021 Haziran döneminde yine COVID'in dolayı, ihtiyaçtan dolayı çok hızlı bir şekilde yapılıp kullanıma açıldı. Evet. Tabii şu an COVID hastalarını takip etmiyoruz. Orada şu an normal diğer hastaları takip ediyoruz. Ama olası bir durumda biz yine çok hızlı bir şekilde organize olup gerekeni yapabilecek kapasitemiz var. Evet. Kübra Hanım, COVID ilk dönemlerde, yani mutlaka herkes için öyleydi. Bu ismini duyduğu zaman bile insanlar böyle bir ürküyordu. Yani değil mi? İrkiliyordu falan. Siz o dönem gene yoğun bakımlarda ve ilk mücadele edenlerdensiniz. İlk duyduğunuz zaman, size ilk vaka geldiği zaman ne hissettiniz? Yani işte dokunsam mı? Ya zaten bunu yapamazsınız ama hani neler hissettiniz? Ya aslında içgüdüsel olarak ilk önce insanın kendini koruma bir şey oluyor, tepkisi oluyor. Ama bir yandan da hem mesleğiniz hem bilginiz dahilinde insanlara yardım etmek zorundasınız ve sonuçta hastalar hastanede bize emanet. Bu nedenle gerekli zaten güvenlik önlemleri alınarak işte koruyucu, kişisel koruyucu ekipmanlarımızla bir şekilde hastaların içindeydik. Her zaman yanlarındaydık. Çünkü COVID kötü bir hastalık yani gerçekten ve ilk kez karşılaştık böyle bir salgınla. Dünya olarak aslında ne yapacağımızı bilemedik ama sonra işin içine girince hastaları daha iyi yönetebilmeye başladık. Evet. Çiğdem Hanım, şimdi evet yoğun bakım diyoruz ama mesela vatandaşlar şu anda izliyorlar.
hani biraz hem terminolojiden uzaklaşarak, çünkü hani anlayabilmeleri için ve vatandaşların, halkın merak ettiği şeyleri daha çok sormak istiyorum ben. Şimdi yoğun bakım dediğimiz zaman bir anda biri diyor ki reanimasyon yoğun bakımda, işte hastanız. Yoğun bakımlar kaç bölüme ayrılıyor? Yani sadece reanimasyon mudur? Veya diğer bölümleri de var mıdır? Yani sorabildim mi bilmiyorum ama. Ben anladım. Anladınız mı? zaten ben söylemiştim size. Biz hastanemizde şöyle bir yaklaşımımız var. Genel yoğun bakımımızda dahiliye, göğüs, nöroloji hastalarını takip ediyoruz. Evet. Reanimasyon yoğun bakımımızda daha ileri, daha böyle birden fazla organı tutan, daha biraz kompleks. Böyle kompleks, ileri belki yayının ilerleyen dakikalarında da size bahsedeceğim. Biz de çok ileri tedaviler de yapıyoruz. İleri tedavi yapacağımız hastaları reanimasyona alıyoruz. Ayrıca dediğim gibi KVC yoğun bakımımız, kardiyoloji yoğun bakımımız. Yani bu tabii ki hastalar ilk acile gelince veya bize 112 üzerinden ulaşıp hasta bilgileri gelip bu hastalar değerlendiriliyor. Bunlarla ilgili bizlere işte soruluyor, bu hasta işte uygun mudur diye. Uygun olan yere biz hastanın transferini sağlayıp tedavisine başlıyoruz. Evet. Bu arada sevkleri konuşalım. Size mi soralım? Size fark mi soralım? Etmez. Sizin sevk ettiğiniz, yani yoğun bakımınızdan sevk oranı yüzde kaç veya sevk ediyor musunuz? Evet, sevk ediyor musunuz sorusu güzel. Şöyle, bizde sevk neredeyse yok denecek kadar az. Genelde sevk ettiğimiz hastalar da sosyal endikasyon gerektiren ve tabii ki sevk kurallarına da uyacak şekilde olacak hastalardan böyle ayda bir veya bilemediğiniz iki hasta gönderiyoruz. Dediğim gibi bizim hastanemizde hem bütün yan dalların olması, hem yoğun bakımımızda yoğun bakım uzmanlarının çalışması, artı bizde işte stokin uzaklaştırma, ekmo, hemodiyafik. Bunları açalım mı? Hani terminoloji dedik ya. Doktor hanıma bırakacağım. Tamam. Doktor, ben bir başlık olarak söyleyeceğim, doktor hanıma bırakacağım. Evet. Böyle ileri tedavileri yapabildiğimiz için çok sevk yapma ihtiyacı açıkçası duymuyoruz. Hatta şöyle ki, sevk alıyoruz daha ziyade. Yani sevk alan bir yeriz, sevk vermiyoruz neredeyse. Evet. Doktor Hanım, ECMO dedi Çiğdem Hanım. Göğüs hastalıklarıyla ilgili galiba. Bu farklı bir cihaz. Yani göğüs, yani akciğerleri de destekleyen bir cihaz aslında. İşte ekstrakorporiyal membran oksijenasyonu yapan. Bu ne demek? Vücut dışında. İşte orası ilgilendiriyor ne demek. yani bir nevi kalp ve akciğer pompası diye hani söyleyebilirim. Bu akciğerin ya da kalbin yeterince işlev göremediği durumlarda hastayı desteklemek amacıyla aslında geçici bir süre kullandığımız, tedavi amaçlı değil de daha çok destek amaçlı kullandığımız bir cihaz. Evet. Bu aslında bypass cerrahisinde de kullanılan ameliyathanedeki cihazlara benziyor. Biz kanı alıp o akciğerlerin ve kalbin yerine getiremediği bu oksijenasyon, kanın temizlenmesi ve yeterli bir basınçla tansiyon oluşturarak tekrar vücuda verilmesi şeklinde çalışıyor. Dediğim gibi bu aslında altta yatan hastalığı tedavi etmiyor ama hastanın yaşam süresine destek olacak şekilde tedavilerini alabilmesine imkan sağlayacak şekilde. Şekilde onları desteklemiş oluyoruz. Özellikle ECMO akciğer hasarında dünyada hani kullanılır. Ve biz de COVID'de sıklıkla kullanmaya başladık. Yani öncesinde, COVID öncesi senede bir iki kez ECMO yapılırken COVID'le beraber 15-16 hastaya kadar çıkılabildi mesela çalıştığım ünitede. COVID döneminde değil mi? COVID döneminde. Çünkü COVID akciğerlerde ağır hasar bırakan bir hastalık. Evet. Bazen geri dönüşsüz bırakabiliyor, kalbi etkiliyor. onda biz burada da özellikle mesela genç hastalarda ECMO cihazını kullandık. Yani gene COVID dedik ama yani hani yürüyüp gitmek istiyorum ama COVID denince tekrar bir geri dönüyorum ben. Şimdi COVID'in insan üzerinde, yani vücut üzerinde kalıcı hasarlar bıraktığınızı söylediniz.
Yani biz de duyuyoruz. Mesela hani böbrek hastalığı, böbrek hastası olan oluyor. Hani Covid'den sonra veya akciğerlerde veya diğer organlarda falan. Bu bilimsel olarak kanıtlandı mı? Var mı bir şey? Yani şöyle, aslında Covid bizi sepsise yol açarak, sepsis dediğimiz duruma yol açarak etkiliyor. Yani bir enfeksiyon ve eşlik eden en az iki organ yetmezlik bulgusu olması lazım sepsis dememiz için bir duruma. Yoğun bakımda takip ettiğiniz hastaların çoğu da bu nedenle yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar, ki Covid de vücudu bu şekilde etkiliyor. Sepsise bağlı olarak işte dediğim gibi organ yetmezlikleri olabiliyor. Özellikle Covid'de akciğerler, kalp, böbrek, beyin, işte tansiyonlar, idrar çıkışı, bilinç kapanması, nefes darlığı, aslında hepsinin bu sepsisin sonucu olarak biz görüyoruz. Bu tedavilerle ve vücut direnciyle toparlayabilecek bir durum. Ama bazen ağır geçirilen durumlarda, vücut direncinin de savaşamadığı durumlarda kalıcı yetmezlikler olabiliyor. Mesela bazı hastalar oksijenle eve taburcu oldu, bazılarında dediğiniz gibi böbrek yetmezlikleri kaldı, bazılarında kalp yetmezlikleri kalıcı olarak görüldü. Dediğim gibi sepsisin sonucu olarak bunlar kalabiliyor. Evet, enfeksiyondan kaynaklı diyorsunuz. Evet. Çiğdem Hanım, sev konusuna tekrar geçelim. Şimdi sizin gönderdiklerinizi söyledik veya oranı söyledik. Hemen hemen yok gibi. Sizin aldığınız sevler var mı? Tabii ki var. Biz Van zaten bütün bölgeye hitap eden bir hastaneyiz. Biz çevre illerden, hatta şöyle diyeyim size, son dönem Mersin'den böyle... Mersin'de. Aynı Balıkesir'den bile hasta aldık yani. Vallahi helal olsun. Mesela şöyle oluyor, hastamız... Çok güzel bir şey. Yani Van'da yaşayan bir insan olarak yani bütün bölgeye hitap etmesi, Akdeniz'e, öbür bölgelere hitap etmesi beni sevindiriyor, gururlanıyorum yani gerçekten. Evet. Yani şöyle, gerçekten ben de çalışma alanımdan büyük bir gurur duyuyorum. Keyifle çalışıyorum. Evet. Çünkü... ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar iyi bir ekip olduğumuzu, malzeme olarak ne kadar iyi olduğumuzu görüyorum. Yani zaten dışarıya sevk vermemiz ve dışarıdan sevk almamız da bunu gösteriyor. Evet. Kübra'nın da bahsettiği gibi çok ileri tedaviler de yapıyoruz. Şimdiye kadar hani bize hasta sevk edip de almadığımız da neredeyse olmuyor. Yani hiç geri çevirmiyoruz sevk isteklerini de. Evet. Karşılıyoruz. Evet, bu çok güzel bir şey gerçekten. Tabii bu sevk almamızda diğer branşların da etkisi var. Yani yoğun bakım tek başına aslında biz diğer branşların da bize olan katkılarıyla aslında hastalara yoğun tedavi verebiliyoruz. Evet. Ama sağ olsun diğer branşlar da hani hastadan kaçmayıp bize destek olarak her türlü hastayı kabul ederek birlikte bir ekip olarak hastaları kabul ediyoruz. Ne güzel. Yani ekip çalışması. Zaten ekip olmasa hiçbir şey mümkün değil ki. Yapılmaz yani gerçekten. Ben şey sorayım. Şimdi hani bir doktor olarak diyelim ki o anda hani bir hastanın işte hayati tehlikesi var. Sizin kendiniz hani geliştirdiğiniz bir yöntemle o anda buna böyle bir müdahale edeyim de belki daha hani uzatırım ömrünü, hayatını gibi bir düşünceniz oldu mu hiç? Çünkü yoğun bakım gerçekten çok hani hayatın sonu gibi ama kurtuluşlar da büyük sürpriz, büyük güzellik. O anlamda diyorum. Şimdi öncelikle biz hiçbir zaman hastaya bu hasta ölecek diye almıyoruz. Yani evet. Ya da bu hasta taburcu olacak diye de almıyoruz. O anki durumuna göre ne yapılması gerekiyorsa, zaten aslında tıp bir sanattır. Hani hekimler de birer sanatçı. Çırak olarak yetişmeye başlıyoruz, birer uzman oluyoruz. Evet. Bu süreçte de aslında bizim tedavilerimizin hepsi uluslararası, işte kılavuzlara, önerilere göre yapılan tıbbi tedaviler. Ve o an karar verdiğimizde tabii ki bunların zemininde karar vermemiz gerekiyor. Ve hastada biz ön yargıda bulunmak yoğun bakımda biraz zor. Çünkü öyle hastalar görüyoruz ki gerçekten hani dediğiniz gibi ölüm döşeğinde denilerek getiriliyor artık son dönem. Ama hasta yürüyerek taburcu ettiğimiz oluyor. Ya da çok iyi durumda gelip bilinci açık gelip sonradan gelişen komplikasyonlarla kaybettiğimiz hastalarımız da oluyor. Evet. O yüzden biz anlık yaşıyoruz. Ve anlık
O gereken neyse ona karar verip onu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ama dediğim gibi burada uyguladığımız tedavilerle Amerika'da uyguladığımız tedaviler belki onların imkanları biraz daha fazla olduğu için tabii ki daha iyi. Evet. Ama en azından uluslararası dediğim gibi bilgileri kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi madem öyleyse hani diyorum ya zincirleme bu. Şimdi halk arasında bazı şeyler var. Böyle hani insanları ürküten, korkutan. Koma durumu. Şimdi koma nedir? Vatandaşlar bundan ne anlamalı? Çünkü koma, anam komaya girdi, tamam bitti bu gibi bir inanış var. Şöyle aslında beynin bilişsel fonksiyonlarının geçici olarak durdurması diyebiliriz. Ama geçici olarak. Yani bu birçok nedene bağlı olabilir. İşte altta yatan kronik hastalıklarının verdiği zarara bağlı olabilir. Ne bileyim kanseri vardır, ona bağlı görülebilir son dönemlerde. Ya da enfeksiyon durumlarında yine sepsis sonrası gelişen şoklarda görülebilir. Trafik kazalarından sonra, düşmelerden sonra, travmalardan sonra yine görülebilir. Beynin fonksiyonlarının geçici olarak bundan etkilenip belirli bir hasar düzeyinde kalması aslında, açılmaması. Bunu diyebiliriz. Evet. Yani şöyle hani herkes de tanıyor, mutlaka siz de biliyorsunuz. Kim milyoner olmak isterdi ki sevgili Kenan Işık. Yani 6-7 yıl oldu galiba. Hala komada. Evet, düşme sonrası. Düşme sonrası. Yani insanlar tamam merak ediyor falan. Gerçi hiç haber falan da çıkmıyor şu anda durumu nedir diye. Yani bu kadar, peki bunun zamanı nedir? Yani bunu ne tayin ediyor? Yani işte 10 yıl, 20 yıl kalan var mıdır? Şöyle, aslında yaşam bireysel. Veya çok özür dilerim, 20 yıldan sonra, ya 20 demeyeyim ama belki abartıyorum ama hani 10 yıldan sonra tekrar böyle hani iyileşip sosyal hayatına devam edecek gibi bir kaydı olabilir mi? Oluyor mu veya öyle bir örnek var mı? Karşılaştım, olmadı. tıp literatüründe de çok rastlamadım açıkçası ama şimdi dediğim gibi hayat bireysel. Herkesin yaşadığı vücudun kaldırma şeyi farklı, tedavi süreci farklı, iyileşme süreci farklı. O yüzden belirli bir hasar geliştiğinde beyinde, ki beyin en hassas organımız çünkü kendi yenileyebilme özelliği yok. O yüzden gelişen herhangi bir hasarda işte Kenan Işık'taki gibi kanama sonrası beyinde bir hasar oluşmuş ve kalıcı. Bu yaşamın belirli düzeyinde kısıtlanmasına neden olan bir durum oluşturuyor. İşte belki nefesini kendi alabiliyor. İç organlar çalışmaya devam ediyor, evet. Ama kendine yetecek düzeyde bir bilinç durumu oluşturamıyor beyin. Kendine yetemiyor kısacası. Bu çoğu zaman kalıcı olabiliyor. Ama dediğim gibi herkesin yanıtı farklı, iyileşme süreci, iyileşme hızı farklı. O yüzden olmaz gibi bir şey yok ama... Yaşla alakalı bir durum var mı? Tabii ki gençler biraz daha vücut dirençleri yüksek. Hani daha kronik hastalıklar etkilememiş düzeyde organları olduğu için tabii ki iyileşme süreçleri daha hızlı ve iyi oluyor. Ama tabii yaşlı hastalarda biraz daha zor. Özellikle felç sonrası yatağa bağımlı olarak takip ettiğimiz çok hastamız var bizim de. Evet. Çiğdem Hanım, yoğun bakımlara, gerçi size mi sorsam karar veremedim. Yoğun bakımlara hani az önce dedik ya yetişkin hastaların işte kabulü falan. Yoğun bakımlara gelen hastayı kabul etme veya etmeme prosedürü nedir diye sorsam. Yani çünkü diyelim ki bir hastam var, işte ben yoğun bakımlık olduğunu düşünüyorum. Tabii benim düşünmem önemli değil ama gerçi ambulans getiriyor falan. Veya evet ambulans getiriyor. Şimdi diyelim ki bir türlü şey yapamadım, yani başkasına atamadım ambulans. Getiriyor. Yani bunun prosedürü nedir? Geldi yoğun bakıma. Şimdi bunun prosedürü nedir? İşte kabul etmiyorum veya ediyorum. Edemiyoruz. Ediyoruz. Şöyle söyleyeyim. Evet, dediğim gibi hasta ya 112 üzerinde zaten bir yerde takiplidir. O takipli olduğu yerde ekipmanda, hekim konusunda veya bir şeylerde eksiklik vardır. Hastanın sevk olması gereklidir. 112 üzerinden bizim uzman hekimlere ulaşılır. Hastanın kabulü yapılır.
hastanın transferi sağlanır, alınır. Ya da diyelim dediğiniz gibi ambulansla olay yerinden bir hasta acil servise getirildi diyelim. Hı hı. Acilde zaten yine doktor arkadaşlarımız değerlendirir. Evet. Acillerimizde acil uzmanlarımız da vardır. Hı hı. Bu hastanın yoğun bakım ihtiyacının olduklarını düşündükleri zaman da bizim yine yoğun bakım uzmanlarıyla KONS dediğimiz şekilde temasa geçerler. Yoğun bakım uzmanlarımız hastayı tekrar değerlendirir. Uygunluk, gerekli işte ekipman olsun, malzeme olsun, diğer şeyler veya bazen bir hekim değil, birden fazla hekimi kabul etmesi gerekmektedir. Konsey gibi. Aynen. O şekilde olunca o şekilde hastanın kabulü yapılır ve hasta yoğun bakımımıza alınıp tedavisi yapılır. Etmeme durumu... Etmeme durumu şöyledir. Mesela cihaz yoktur, malzeme yoktur veya işte dediğim gibi uygun değildir. Hastanın daha mesela şöyle nakil gereklidir. Hmm. Diyelim mesela örnek olarak vereyim. Öyle bir hastaya da alıp biz de alıp takip edersek hasta için sadece zaman kaybı olur. Hastanın da iyiliği düşünülerek hastanın daha ileri mesela nakil gerektiren bir durum varsa öyle bir yere sevki yapılır hemen. Evet. Sizin şöyle, bizim yoğun bakıma kabul ediş ya da etmeyiş kriterlerimiz bellidir. Hı hı. İşte aslında ilk başta söylediğim gibi işte yakın takip gerektiren, ileri tedavi gerektiren hastaları biz alıyoruz. Evet. Bir hasta acile geldiğinde ilk önce hastalığı hastanede mi takip edilmeli yoksa eve gönderilebilir mi diye bakılır. Hı hı. Hastanede takibine karar verildiği zaman işte servis yeterli midir, servis şartları yoksa yoğun bir tedavi mi gerekir? İlk önce bunun ayrımını yapmak gerekir. Bunu genelde acil hekimleri yapıyorlar. Gereken düzeylerde hastanın şikayetine, bulgularına göre ilgili branşa danışıyorlar ve onlar da ortak karar olarak yoğun bakımda takip edilmesinin uygun olduğunu düşünürlerse tabii ki hasta bize yönlendiriliyor. Bazen tabii ki yoğun bakıma gerektiği zaman gerektiği kadarını yapmak lazım hasta için. Çünkü gereksiz yoğun bakım yatışları aslında hasta için de risk oluşturuyor. Çünkü yoğun bakımda özellikle kapılan dirençli enfeksiyonlarımız var. Hastanın sosyal açıdan ailesinden uzak kalması, tanımadığı bir ortamda tanımadığı kişilerle bu hastalık sürecini geçirmesi aslında psikolojik olarak da hastaları etkiliyor. Evet. O yüzden gerçekten biz gereken hastayı almaya çalışıyoruz. Hani hı-hı, kriterlerimize uygun olan hastaları. Ama Çiğdem Hanım'ın da dediği gibi yani bir hastanın yoğun bakım takibi gerekiyorsa, hı hı, ama sebepler dolayısıyla elimizde daha imkanımız yoksa ve imkanı olan yerler varsa oraya mutlaka sevki için ilgili hekimleri de yönlendiriyoruz. Gerekirse kendimiz de sevk ediyoruz. Hani biz, hı hı, hastayı tedavi ettikten sonra. Hı hı. Ama yoğun bakım ihtiyacı varsa biz mutlaka hastayı kabul ediyoruz. Evet. Çiğdem Hanım şey diyeyim, şimdi yoğun bakım uzmanları evet karar veriyor hastayı alıp almama konusunda. Şimdi diyelim ki bir hasta evet yoğun bakımlık yani yatması gerekiyor fakat işte yakınları kabul etmiyor. Yok biz yatırmayacağız, yoğun bakıma girmesini istemiyoruz. Veya hasta işte evet hastadır fakat bilinci açıktır o dönemde. Benim vasiyetim var. Kesinlikle yoğun bakıma girmek istemiyorum dedi diyelim. Yani bununla ilgili mesela hani siz orada bir sorumluluk alıyor musunuz? Mesela hayır işte bu hastanın yoğun bakıma girip tedavi edilmesi gerekiyor. Hı hı. Yani götüremezsiniz veya yapamazsınız gibi bir durumla karşılaştınız mı hiç? Şöyle mesela... Ya bunun bir prosedürü var mı? Yasal bir... Şöyle mesela bizim ağır hastalarımız oluyor. Mesela son dönem kanser hastası. Evet. Ya da ileri derecede KOAH hastası. Ve artık yoğun bakımda cihaz ihtiyacı gelişen, işte entübe takip ettiğimiz, işte gerekirse diğer cihazlarla desteklemek zorunda kaldığımız, işte diyalize aldığımız, tansiyonlarını sürekli ilaçlarla desteklediğimiz hastalar. Evet. Şimdi bu hasta yakınları biz hastamızı alıp eve götürmek istiyoruz dediğinde tabii ki alamıyorlar. Çünkü orada hastanın bilinci kapalı. Sonuçta bir destek ihtiyacı var yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesi için. Yani, evet. Ve o anda hastanın ailesi biziz. Evet. Hastayı biz takip ediyoruz, biz sahipleniyoruz.
ve hastanın yaşamına biz destek oluyoruz. Tabii böyle bir durumda ailenin böyle bir isteği karşılanamıyor. Tabii ki onlar da haklı. Hani bir hastanın yanında olmalarını istemeleri doğal bir süreç. Evet. Ama hastanın faydası için, evet, biz gereken tedaviyi vermemiz için hastaya tedavi veriyoruz. Ama tabii ki kabul aşamasında eğer hastanın bilinci açıksa, o durumda kabul etmiyorsa, gerekirse bir psikiyatri yardım alınarak, hani karar verme yetisine sahip mi değil mi, bunun kararı verilerek tabii ki kararı hastaya bırakıyoruz. Evet. Ama hayatı tehdit eden bir durum varsa ve hasta bunu bilincinde olmayacak durumdaysa, o zaman tabii ki gerekeni yapmak zorundayız. Yani evet, yoğun bakımı almak zorundayız. Evet. Evet. Yani bence hekimi dinlemekte fayda var. Çünkü geçen haftalarda hatırlar mısınız? Kardiyoloji uzmanı Gürkan İmre, evet, bir vakayla işte bu haber oldu, işte haber konusu oldu. Hı hı. Hastaya diyor ki kalp krizi geçireceksin, gitme. Yok diyor hoca, diyor ben işte tedavi olmayacağım veya sonra geleceğim gibi böyle bir hani şey yapıyor. Hasta hastanenin önüne, kapıya çıkıyor, o anda kriz geçiriyor. Yani işte onun için diyorum ki hani hekimlere gerçekten güvenmek ve sağlığı onlara emanet etmek lazım. Evet, şimdi biraz böyle hani şey yapalım. Yani şimdi İstanbul'dan geldiniz. Hı hı. Iğdır'la Van arası yani hani hem kültürel hem hava, iklim koşulları çok farklı değil bildiğim kadarıyla. Biraz daha sıcak. Biraz daha mı sıcak diyorsunuz? Daha sıcak. Ha, pamuk falan. Aynen, pamuk hakkı gibi. Ama ben şöyle burada büyüdüğüm için zaten buranın soğuyla büyüdüm. Ha, ya size bağlı diyelim artık. Şimdi İstanbul'dan yani doğuya ilk kez mi geldiniz? Önceden gelmiş miydiniz? Yaşama ve çalışma amaçlı, evet, ilk kez geldim. Hı. Daha önce Güneydoğu'ya ziyaretlerimiz olmuştu. Gezmeler falan. Aynen, gezme şeklinde ya da kongrelerde, seminerlerde gelmiştik ama Van'a çalışmak için, evet, doğuya ilk kez gelişim. Evet. Hı hı. Şey diyeceğim, şimdi Van'ın hani sosyal anlamda düşünsenize, hani atamanız işte Van'a yapıldı. Hı. Ve siz bunu öğrendiniz. Çevreniz, arkadaşlarınız, ailenizin ilk tepkisini hani tahmin edebiliyorum ama ne oldu? Ben çok sorsa. Hayırlısı. O kadar da evet, hayırlısı. Çünkü daha önce sonuçta Van'da çalışan, yaşayan arkadaşlarım oldu. Tanıdıklarımız, komşularımız. İstanbul kozmopolit bir yer. Ufak bir Anadolu. O yüzden orada tabii ki arkadaşlarımız, komşularımız vardı. Evet. Onların da biraz tanıtımıyla işte hocam otlu peyniri güzeldir, denizi güzeldir şeklinde. Evet. Kısa bir Van tanıtımından sonra geldiğimde ben açıkçası biraz şaşırdım. Çünkü doğu denince aklımıza hep böyle işte dağlar geliyor, işte evet, karlı dağlar, uçurumlar, yollar. Kuru bir şehir. Evet, kuru bir şehir ama Van denizi. Evet. Burayı gerçekten güzelleştiren, yumuşatan bir coğrafi yapı. Hı-hı. Ki bence bu insanları da etkilemiş. Evet. Hani belki bir dağ gibi sağlam ama bir deniz gibi de güzel bir gönülleri var. Evet. Ben şahsen tabii ki hepimiz Türkiye'deyiz ve bir daha gitmek istemiyorum, Van'da kalacağım diyorsunuz. Kısmet. Yani şöyle, şimdi ön yargı gerçekten çok kötü bir şey. Hı-hı. İnsanlar şehri görmeden hemen kuruyorlar kafada. Yani kendi hiç görmemiş, kendi hiç yaşamamış, bilmiyorum ama ya gitme, yapma, etme diyorlar ama bir şekilde görevli, sadece doktorlar anlamında demiyorum, işte tüm devlet memurları için geçerli bu. Geldikten sonra biraz böyle bir sosyal çevre, sonra Van'ın işte Van Gölü. Hı hı. Otlu peynir diye mi bilmiyorum. Bu güzellikleri gördükten sonra çoğu insan gittikten sonra da pişman oluyor. Hı hı. Mesela ben çok arkadaşım var. İşte burada yıllarca işte çalışmış, 3 yıl, 5 yıl ilk gelince, hatta gidene kadar da böyle üf ne işim vardı, niye geldim falan. Gittikten sonra ya ben o günleri o kadar özlüyorum ki, orayı o kadar çok özlüyorum ki, Van'ın böyle bir hani şeyi var, bir bağlayıcı bir yanı var.
Onu diyorum, onun için biraz daha çok fazla kalın bence. Zaten ben de şöyle söyleyeyim, ben de yıllardır burada yaşayan biriyim. Evet. Ben de sizin bu sorularınızı diğer arkadaşlara, dışarıdan gelen uzman arkadaşlara soruyorum. Evet. Gerçekten genelde aldığım cevap da şu yönde, yani memnunlar Van'dan. Genel olarak hani sosyal olsun, hastanemiz olsun, hastanede çalışma koşulları olsun, Van'ın kendisi olsun. Genel olarak bir memnuniyet var ve gerçekten Vanlı olmayıp dışarıdan gelip uzun yıllar hastanemizde çalışıp ve çalışmaya devam eden çok fazla hekimimiz de mevcut. Evet. Yani işte diyorum ya, yani hani görmek lazım. Ön yargı çok kötü bir şey. Ön yargıları. Ya işte olanlar oluyor. Gerçekten olanlar oluyor. Evet, Van'da doğduk. Van'da büyüdük. Van'da değilim ama Van'da doğdum, Van'da büyüdüm. Aslen Siirtliyim ben. Çok farklı bir şey yok. Fakat ben kendimi Vanlı gibi görüyorum ve ben Vanlıyım diyorum. Artık burada büyüdük. Fakat şunu diyorum, işte ön yargı o kadar çok kötü bir şey ki. Bu ön yargıyla bence çoğu güzellikleri de görmüyorlar. Hani bence bu ön yargıyı kırıp bir buraya gelmek lazım. Van Gölü canavarını görmeler lazım. Nasıl, yemeklerini beğendiniz mi? Güzel. Biraz et severiz biz. Çok et severiz. Evet, çok et seviyorsunuz. biraz sebze koysaydınız iyiydi. Sebze değil mi? Evet, şimdi son kaç dakikamız var? 5 dakikamız kaldı. Şimdi şöyle bir şey, hani programın başında da söyledim ya. İnsanların merak ettiği, halkın özellikle çok merak ettiği şeyler oluyor. Entübasyon diyoruz, entübe. Hı hı hı. Bu entübe nedir? Çünkü halk diyor mu hani entübe dendiği zaman tamam bu adam bitti artık. Entübe edildi ama bu adam bitti diye düşünüyorlar. Bunu böyle bir uzman ağzından dinleyelim. Şöyle, entübasyon aslında hastanın yine destek ihtiyacı duyduğu durumlarda biz yapıyoruz. Bu gerek direkt hava yoluna bağlı ihtiyaç gelişmesi, işte atıyorum hava yolunu koruyamayacak düzeyde bilinci kapalı bir hasta, yani kendi tükürüğünü bile yutamayacak, boğazına kaçırıp boğulacak düzeye gelen hastalarımız oluyor. Mesela onları yine desteklemek amacıyla, akciğeri desteklemek amacıyla ya da diğer organ fonksiyonlarını desteklemek amacıyla yaptığımız bir işlem. Entübasyonda biz hava yoluna bir tüp yerleştirip onun aracılığıyla bir solunum cihazına bağlıyoruz. Bu solunum cihazıyla aslında biz vücudun hem bu işte oksijenlenmesi, akciğer kapasitesinin desteklenmesi, hem de vücudun diğer organlarının neden olduğu bozuklukları, kandaki değerleri desteklemek amacıyla bu makinede takip ettiğimiz durumlar. Bu tabii ki hastanın hemen öleceği ya da bu cihaza bağlandıktan sonra evet artık hastayı kaybedeceğiz durumu değil. Bu tam tersine aslında bizim tedavi ümidimizin devam ettiğini, cihazla vücudu desteklemeye devam ettiğimizi gösteren bir durum. Ama tabii ki artık son döneme gelen hastalarda gerek medikal gerek işte onkolojik son dönem hastalarda entübasyon sonrası ekstübe olamayan yani makineden ayrılamayan çok hastamız oluyor. Ama bu tamamen hastanın gidişatına verdiği tepkiye, hastalığının toparlanmasına göre değişen bir durum. Çok güzel bizim entübe aldığımız ama sonradan yürüyerek servise çıkardığımız hastalarımız var. Evet. Aslında vücudu biraz daha dinlendirmek, biraz daha desteği ve dümeni kendimize almak konusu bu entübasyon. O yüzden kaçınılacak bir şey değil. Gerektiği zaman yapılması gereken bir şey. Evet, yani solunum çok önemli. Yani bunu izleyicilerimiz de yani herkes de biliyor. Solunum sıkıntısı çeken bir insanın zamanla işte organ yetmezliğine. Tabii. Onun için entübasyon önemli. Aslında birkaç sorum daha kalmıştı ama işte zaman vermiyorlar galiba bize. Belki iki dakika. Şimdi hemen hızlıca şunu da sorayım ben. Sorayım mı? Sormayayım. Zamanımız yetmeyecek çünkü. Cevabı da çok fazla. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben halkımıza şunu söylemek istiyorum. Gerçekten güzel bir ekiple çalışıyoruz. Çok güzel işler çıkarıyoruz. Bize güvensinler. Ve gerçekten Kübra'nın da biliyor.
sürekli alanımızı daha iyiye götürmek adına sürekli çalışmalar yapıyoruz. Evet. Yani hastaları biz de güvende. Siz? Biz aslında hastanenin en kritik bölümüyüz. Hani kritik yoğun bakım hastalarımız. Bunun bilincindeyiz. Herkes bunun bilincinde. Dediğim gibi temizlik personelinden sorumlu hekimine kadar. Evet. Herkes bu bilinçte çalışmalı ve çalışmak zorunda. Çünkü insan hayatı bize emanet o durumda. Gerektiği zaman gerekli müdahalelerle hastaları toparlamaya, hayata döndürmeye çalışıyoruz. Bakalım. Çalışmaya devam. Evet, çalışmaya devam. Peki. Sevgili izleyiciler, çok teşekkür ederiz. Bizlere ayrılan süre buraya kadardı. Haftaya Cuma tekrar sağlıklı günlerde görüşeceğiz inşallah diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.